haftanın takımı tercihleri ben de yorumcularımızın kararlarını burada göreceğim şimdi. <laughs> ben Çaykur Rizespor demişim. Evet herkes de Çaykur Rizespor i̇şte demişim. <laughs> evet. Herkes hem fikir. Önemli bir performansta Bir de deplasmandan bir galibiyet. Bir de alt sıralardan özellikle bir de, bir de şampiyonu, oynayan. Sonra, evet, evet. şampiyonu oynayan bir ha, bir de de sonra tebrik Evet, şampiyon oynayan bir ekibe karşı bir de Sümidika'dan sonra Rizespor'un verdiği tepki açısından da İlçen haftadan itibaren. Evet, Bülent Uygun'u tebrik etmek lazım. Ee, Süper Lig'de iyi bir giriş yaptı. Evet diğer e, ee, haftanın bu da haftanın oyuncusu, zaman, ve takımı mı? Ve takımı gibi. Ay bu oyuncusu, oyuncusu. Takımı değil Fener Altay da takım oldum, evet. de Oyunca, ama zaten evet. Altay Bayındır. Oyuncusu. Fenerbahçe'de. Tyler Boyd Sivas Spor'da. 6 ee, ay boyundur. Hocam siz Ekuban'ı da tabii Ekuban'ı da evet. nedenle koymuşsunuz. Yani bu, hafta, bu hafta çok değişik performans ortaya koydu. Hani her zaman e, farklı oynuyor ama bu hafta sanki takımı sırtlayan oyuncu gibi gitti var. Onun için bu hafta hani es geçmeyelim dedim. Evet. Ee, haftanın futbolcusu seçimleri de bu şekildeydi. Bir bir şey Yok. söyleyecek misiniz? Yani Lucas Castro gerçekten bir gol bir asist. Fark yarattı. Bir de orta sahası Karagümrün değişmişti devre arasında yapılan transferlerde. Daha ofansif karakterli bir orta saha. Biglian'ın yükü azaldı yükü, değil mi? Yükü çoğaldı ama bu maçta bence Castro'nun bu oyunu biraz onu azalttı. O yüzden Castro dedim Yoksa ben de Boyd'la e, Boyd, kalmıştım. Boyd farklı bir performans sergiliyor iki haftadır. Yani e, belki de çok kısa sürede unufak ettik onu. Ankara gücü Beşiktaş serüveni Abdullah Hoca ile beraber geçirdiği dönem. Ama şimdi gerçekten taşıyıcı bir oyuncu haline geldi Sivas'ta. Haftanın teknik direktörüne bakalım. Herhalde örtüşüyoruzdur. Bülent Uygun evet. Ben biraz... Ersun Yanal gaziantep Antalya maçı da inanılmaz bir maçı oldu. Yani hem geriden gelip alması, bir de hafta içerisinde de sonuçta kupa finaline çıktı. Çok eleştiriliyor oyun sistemi. Yani evet. o, Spor'a farklı mağlup olup ligde sonra kupada elemeye başladı. Kupada elendi. Saf ee, orada bir şey çıktı? mi göz ardı ediyoruz? Kadro kalitesine göre bir oyun planı ve tutan bir oyun planı. Evet Belki ya az kazandı çok berabere kaldı ama yani orta sahasında Nuri Şahin ve Hakan gibi çok tecrübeli iyi oyuncular var ama iki oyuncu da çok zorlayan arkadan gelen aynı kalitede oyuncusu da yok. Bu iki özellikle oyuncu varsa o zaman biraz daha kompakt oynayan, daha geriden çıkan bir takım ortaya koymak istiyor. İki oyuncu dikkatini çekiyor mu Gökteniz ve Bünyamin? Evet. Yani Gökteniz özellikle Forvet'e geçtikten sonra Santrifor bölgesine. Güçlü. Çok çok daha onun için de iyi oldu belki. O arkadaki oyuncularla pas bağlantılarını yaptı. Daha öndeki boş alanı kullanabilen bir oyuncuya dönüştü. Podolski de çok iyiydi. İyi bu